Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Yeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugünkü video konumuz şu görmüş olduğunuz taharet çubuğu nasıl değiştirilir? Konunun özeti bu. Ama akabinde de klozetin deposunun suyu boşaltmak için, klozetin içini temizlemesi için sifona bastığımızda taharet çubuğunun dibinden su geliyor diyen arkadaşlar var. Taharet çubuğunu taktığımız şu arkada kalan yeri az sonra videoda göstereceğim zaten. Şuradan su geliyor abi diyor arkadaşlarımız. Bunu nasıl tamir ederiz? Bunu nasıl tamir yapabiliriz? Diyenler var. Videomuza yorum yapanlar, Instagram'dan takip edip oradan soru soranlar var arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan soru sorabilirsiniz görüntü olarak, video olarak. Instagram adresimizi arkadaşlar şuraya bir yere bıraktım. Özellikle sizden ricamız kanalımıza abone olmanız. %94'lük bir kesim kanalımızdan faydalanmış. Ama abone olmadan, beğeni atmadan, yorum yapmadan çekmiş gitmiş. Teşekkür ediyorum. Yine 23 bine yakın bir abonemiz oldu. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar, biliyorsunuz YouTube'da. Şimdi konuya geçelim. Konumuz taharet çubuğu nasıl takılır? Taharet çubuğunun arka tarafından sifona bastığımızda su neden verir ve nasıl önlenir? Bunu bu videomuzda göstereyim size. Çünkü bu şekilde olma olasılığı çok yüksek. Klozetin etrafında bir ıslaklık varsa, sifona bastığınızda bu ıslaklık geliyorsa iki sebebi var. Bunu videomuzda da bunu anlatacağım şimdi. Bir klozetimizin yanına gidelim. Şimdi arkadaşlar klozetimizin yanına geldik. Gördüğünüz gibi klozetimizde taharet çubuğu yok. Bu kullanmadığımız bir klozet. Görürseniz arkadaşlar böyle pis demeyin. Kullanılmıyor bu. Atılmış bir klozet. Bunun üzerinde göstermek istedim. Taharet çubuğu yok şu anda. Şimdi arkadaşlar taharet çubuğunu takmak için şu parçaları tamamen birbirinden ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sadece bu uç kısmı kalıyor. Uç kısmında da dikkat etmeniz gereken yer. Şurası geniş. Nereye gitti orası? Şurası geniş. Şurası ince. Şu conta da aynısı. Bu contanın geniş yeri buranın geniş yerine gelecek. Yani şu şekilde oturacak. Önemli olan burada taharet çubuğunu çok uzun almayın arkadaşlar. Eskisi nasılsa ölçüsü ona göre alın. Yani şuradaki delikle arka taraftaki deliğin arasını ölçün. Ölçtünüz diyelim ki 30 santim geldi. 5 santimde şu parçaları takma payı bırakın. 35 santim bir taharet çubuğu yeterli mesela. Çok uzun olursanız taharet çubuğunun şu arka tarafı arkadaşlar duvara değer, şu parçaları takamazsınız. Takmak için de taharet çubuğunu kesmek zorunda kalırsınız. Şimdi arkadaşlar taharet çubuğunun boyunu ayarladınız. Kaç santim olduğunu ayarladınız. Görmüş olduğunuz taharet çubuğunu alacaksınız. Alırken arkadaşlar bir de dikkat etmeniz gereken yer şu sökülüp takılabiliyor mu? Buna dikkat edin. Biliyorsunuz şunlar sökülüp değiştirilebiliyor. Bu şekilde taharet çubuğunun uçları değişebiliyor arkadaşlar. Şu zamanla özelliğini kaybedip herhangi bir sıkıntı yaşanırsa şunda şu uç kısmından değiştirebiliyor arkadaşlar bu. Bir de artı şu uç kısmı da oynarlı. Oynarlı. Suyun hangi yöne yukarıya aşağıya gitmesini istediğinizde şu şekilde arkadaşlar aşağıya yukarıya bunu oynatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne tarafa suyun yukarı mı gelsin, aşağı mı gitsin, düz mü dursun? Bunu buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu taharet çubuklarında bu şekilde olanların uçlarındaki suyun yönlenmesi de ayarlanabiliyor. Şimdi bu taharet çubuğunu takmaya başlayalım. Öncelikle şurayı arkadaşlar, taharet çubuğu aldığınızda şu arkayı söküyoruz. Daha sonra şu arkadan takılacak malzemeler, bunlar klozetin arka tarafından takılacak malzemeler. Şunu da şuradan alıyoruz. 4 parça malzeme arkadaşlar. Şu ön tarafı da şu şekilde. Bu şekilde. Şurası dikkat edin arkadaşlar. Şu şöyle duracak. Şu conta da bir tarafı geniş, bir tarafı dar arkadaşlar. Dar. Alttakinin dar yerine dar tarafı gelecek şu şekilde. Yani yerine oturduğunda contanız sıkıntı çıkarmayacak bir takın. Şu şekilde sıfır oturacak. Daha sonra bu ön taraftan doğru takıyoruz taharet çubuğunu.
Klozetin ön tarafından doğru ittiriyoruz. Arka tarafından çıkacak. Bakalım şimdi arkaya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tarak çubuğunu önden ittik, arkadan çıktı. Burada ilk takmamız gereken şey şu konik conta. Önce bunu takıyoruz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, contayı takmadan eğer tarak çubuğunuz kırıldı, yenisini takmak isterseniz şurada gördüğünüz gibi zamanla şu delikten su aktığı için su geliyor, sızıntısı yapıyor ve bu delik kireç oluşuyor. Bu kireç oluşumundan dolayı şu conta tam oturmayabilir. Eğer tarak çubuğunu değiştirecekseniz, sıfır klozet değil ise şurayı çubuğu ön taraftan itmeden önce şuraya bir kireç sökücü sıkın. Şu deliğin etrafını bir temizleyin. Şu contanın daha rahat oturabilmesi için. Şimdi bu diyelim ki burayı temizlediniz. Önce şunu takıyoruz. Şu şekilde. Burada suyun akmasını engelleyecek olan parça bu parça. Daha sonra arkadaşlar şu bir tane pul var. Bu da plastik. Onu itmesi için yapmış adam. Arkasından şu vidayı takıyoruz. Bir tane samun var. Bu şekilde. Alırken de tarak çubuğunu dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu vidanın rahat dönmesi. Yani buraya takarken rahat dönsün. Bazıları sıkış oluyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten dar yer. Bunu takarken büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Bunun için rahat hareket etsin. Bunu elinizle bu şekilde sıktınız. Daha sonra bir anahtar yardımıyla bunu sıkın. Çok da fazla aşırı yüklenmeyin. Bu kez de plastik malzeme olduğu için diş atlar. İş yapalım derken sıktınız. Şu anda bu conta deliği tamamen kapattığı için buradan su akmayacaktır. Daha sonra arkadaşlar şu parça elimizde kaldı. Şimdi bunu da takacağız. Bunu takarken de arkadaşlar şu parçayı takarken de şu görmüş olduğunuz şu parçayı takarken de şuradaki dişlerden iki tanesine bilemediğiniz üç tanesine ben azıcık bir kendi doluyorum. Bunu teflon bant da dolayabilirsiniz. Ben elimde şu anda teflon bant yok. Gördüğünüz gibi yandan göstereyim. Şu şekilde bir iki diş kendi doluyorum. Daha sonra arkadaşlar buraya bunu sıkıyorum. Bunu şuradan dibinden tutun hafiften. Öyle sıkın veya klozetin iç tarafındaki musluğu şeyin tarak çubuğunun ucundan tutabilirsiniz. Şu şekilde taktık arkadaşlar. Bu arada bana Instagram adresimden de takip edenler var. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Bu şekilde fotoğraflı soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bunu taktık diyelim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İster şöyle taharet musluğu ne taraftaysa ister bu tarafa çevirin, ister öbür tarafa, ister dik tutun. Önemli olan şuranın düzgün bir şekilde sıkılması arkadaşlar. Çok fazla yüklenmeden zaten sıktığınızı anlarsınız. Hemen bu klozeti hazırlıyorum. Hem de size bu videoyu çekmiş oluyorum. Daha sonra spiral bağlayacağız zaten buraya. Bu spiralin ucu taharet musluğuna gidecek. Taharet için kullandığımız musluğa gidecek. Burası önemli olan arkadaşlar. Burası da çok önemli. Bunu takarken diş kaptırmayın. Şunu bu üstteki spirali dik olarak buraya tutun. Şöyle yan falan. Çünkü dişi çok hızlı bir bozulan bir malzeme plastik. Diş de yok zaten. Çok az bir dişi var. Şöyle düzgünce yerine oturtun. Daha sonra şöyle zaten elinizde bu biraz girdikten sonra da sıkabilirsiniz. Burada da önemli olan şey, onu da söyleyeyim. Her şeyi söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Bunu sıktıktan sonra şuradan şöyle tutun arkadaşlar. Oynuyor mu, oynamıyor mu? Oynamıyor mesela. Tam dipten oynuyor. Yani şu boşluk olmasın. Şunun içinde, şu samanın içinde şu oynamasın. Sıkıştığından emin olun. Yoksa şu
dişlerin arasından sürekli su kaçırır. Buraya, birincisi bu. İkincisi, onu da söyleyeyim. Şunu sıkarken arkadaşlar, şöyle sıkıyorsunuz diyelim. Şunu tutun elinizle. Yani böyle çevireyim derseniz, taratırım şu çubuğunu şuradan kırarsınız. Bu da önemli. Benim başıma geldiği zamanında tabii ilk başlarda. Hafiften şuradan elinizle tutun. Zaten şu kendiliğinden elinize girdiği için sıkıntı olmayacak. Çok rahat takabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar sifonu bastığımızda klozetin içini temizlemesi için içindeki sifonu bastığımızda klozetin etrafına yere ıslaklık geliyorsa bu iki sebepten gelir. Birincisi şu dipten gelir. Şuradan aşağıya su sızar. Şu arkadan aşağıya doğru arkadaşlar şu şekilde klozetin etrafı ıslanır. İkincisi sifona bastığımızda şu depoyla şöyle göstereyim. Şu depo ile klozetin arkasından arasında şurada bir conta var. Büyük kalın bir conta var. Bu conta yıllar sonra deform olur veya montaj esnasında düzgün takılmazsa siz sifona bastığınızda depo ile şunun arasından su gelir. Buradan gelen su genelde küfle akar bir zaman sonra. Eğer şu ara küflenmişse bilin ki şu deponun arasından su sızıyordur. Bunun tamiri için şurada bulunan iki tane kelebek samun var. Bunlar sökülecek. Depo üzerinden ayrılacak. Ve aradaki conta değiştirilmesi gerekecektir arkadaşlar. Önemli olan yer ıslanıyorsa klozetin etrafında ilk bakmanız gereken yer bir ışık yardımıyla şuradan mı sızıyor? Depo ile klozetin arasından mı geliyor? Bunu tespit ettikten sonra aradansa aradaki conta büyük conta değişecek. Buradansa şuraya sıkmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şurayı hafiften sıkıverin. Çok da yüklenmeyin. Çok da yüklenirse diş atar. Tarat çubuğunu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım bana bu soruyu soranlar veya ben tarat çubuğunu kendim değiştirebilir miyim diye düşünen arkadaşlar varsa umarım onlara yardımcı oluyorumdur. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizim için önemli olan bu. Biz size zaten yardımcı oluyoruz. Bana günlük onlarca, yüzlerce soru geliyor. YouTube hesabıma. Ben yardımcı oluyorum zaten size. Siz de bana yardımcı olacaksınız. Kanalıma abone olacaksınız. Sadece sizden istediğimiz bu. Bu videodan da sonra büyük bir abonelik bekliyorum. Klozetin tarat çubuğu nasıl değişir? Klozetin etrafına gelen su nereden gelir? Videomuzun başlığı bu zaten. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.